Ekranda ileri seviye ekonomi sınavlarında karşınıza çıkabilecek bir soru var ve tam rekabetçi firmalarla ilgili. Hemen okuyalım. Sabit maliyetli tam rekabetçi bir pazarda yer alan, kar maksimizasyonu amaçlayan tipik bir firmanın pozitif ekonomik karı vardır. Bize ilk sordukları soruysa pazar fiyatı firmanın fiyatından büyük müdür, küçük müdür yoksa eşit midir? Cevabınızı açıklayınız. Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize cevaplamayı deneyin. Şimdi birlikte yapalım mı? Söz konusu olan tam rekabetçi bir pazar. Tam rekabetçi pazarlarda yer alan firmaların hepsinin pazar fiyatını olduğu gibi kabul edeceklerini biliyoruz. Evet. Bu firmalar fiyatlarıyla istedikleri gibi oynayamazlar. Bu yüzden de pazar fiyatının firma fiyatına eşit olması gerekir. Not ediyorum. Pazar fiyatı firma fiyatına eşittir. Çünkü tam rekabetçi pazarlarda firmalar fiyatı olduğu gibi kabul ederler. Sıra B sorusunda. Hem firma hem de pazar için yan yana grafikler çizerek aşağıdakileri grafik üzerinde gösteriniz diyorlar. Ve burada da grafikler üzerinde göstermemiz gerekenler var. İsterseniz videoyu durdurup bunu kendi kendinize yapmayı da deneyebilirsiniz. Hatta bunu kendi kendinize yapmayı denemenin çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Grafikleri yan yana çizin diyorlar. Bir tane pazar için, bir tane de firma için. Bunu daha önceki videolarımızda yapmıştık. Aynı şeyi bu pazardaki firmaların biri için de yapalım. Evet, bunlar da firmanın fiyat ve miktar eksenleri olsun. Buraya pazar, buraya da firma yazalım ki karışmasın. Bir bakalım. Öncelikle pazar fiyatı ve miktarı demişler. Denge fiyatı ve miktarından bahsediyorlar. İlk olarak pazarın arz eğrisini çizelim. Buna benzeyen bir eğri olacağını biliyoruz. Eğimi yukarı yönlü olacak. Bu da talep eğrisi. Kesişen noktaları ise pazardaki denge fiyatını ve miktarını verecek. Denge fiyatını bu şekilde belirtiyoruz. Soruda verilen sembollerle aynı şekilde pazardaki denge miktarını da bu şekilde grafiğe yerleştiriyoruz. İlk kısmı bitti. Sırada firmanın üretim miktarı var. Onun için de QF'i kullanmamızı istemişler. Firmanın ortalama gelir eğrisini AR, firmanın ortalama toplam maliyet eğrisini de ATC ile belirteceğiz. Son olarak toplam maliyeti gösteren alanı da tamamen boyayacağız. İlk olarak bu firmanın rasyonel üretim miktarını belirlemeliyiz. Bu firmanın karını maksimize etmek istediğini biliyoruz. Bunu belirleyebilmek için firmanın ortalama gelirini de hesaba katmak zorundayız. Ortalama gelir bu firmanın arz eğrisiyle aynı şey olacak ve bunlar da pazar fiyatıyla belirlenecek. Tam rekabetçi pazarda yer alan firmaların fiyatı olduğu gibi kabul ettiklerini söylemiştik. Çizdiğim bu yatay eğri firmanın ortalama geliri olacak. Bu da marjinal gelire ve talep eğrisine eşit. Aynı zamanda da pazarlama fiyatına. Bu firmanın rasyonel üretim miktarı da marjinal gelirin ki bu aynı zamanda ortalama gelire de eşit, marjinal maliyete eşit olduğu noktada olması gerekiyor. Marjinal maliyet eğrisini de hemen çizelim. Bunu da MC olarak not edelim. Burası da üretim miktarı olacak. Bunu yaptık. Bunu da yaptık. Sırada ortalama toplam maliyet var. Bu miktardaki ortalama toplam maliyetin yine bu miktardaki ortalama gelirden ve marjinal gelirden düşük olması gerekir. Neden diyecek olursanız firmanın pozitif ekonomik kârı olduğunu biliyoruz da ondan. O halde buna benzeyen bir durumla karşı karşıyayız. Evet, ortalama toplam maliyet buna benzeyen bir eğri olacak. Bu şekilde çizmemin sebebi bu üretim miktarında marjinal gelir ve ortalama gelir, ortalama toplam maliyetin üzerinde. Bu da bize ekonomik kar olduğunu gösteriyor. Dördüncü kısmı da tamamladık. Son olarak bir de toplam maliyeti gösteren alanı bulmamız lazım. Birim başına ortalama maliyet bu kadarsa bunu üretim miktarıyla çarpınca toplam maliyeti buluruz üretim miktarının bu uzunluk olduğunu biliyoruz. Bu durumda toplam maliyet bu dikdörtgenin alanına eşit olur. Bizden toplam ekonomik karı istemiş olsalardı bu alandan bahsediyor olurduk ama istedikleri bu değil. Evet, bizden toplam maliyeti istiyorlar ve o da buradaki alan. Böylelikle B sorusu bitmiş oldu. Sırada C sorusu var. Pazardaki firmalardan biri fiyatını arttıracak olursa toplam gelirine ne olur? Cevabınızı açıklayın diyorlar. Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize cevaplamayı deneyin. Tam rekabetçi bir pazarda olduğumuzu unutmayın. Bu pazarda ürünler arasında bir farklılaşma yoktur. Bu yüzden de firmalardan biri fiyatını arttırdığında kimse onların sattığı malları almaz. Ne de olsa firmalarda aynı malı satıyor. Hem de daha ucuza. Yazıyorum. Firmanın toplam geliri sıfırlanır. Aynı mallar söz konusu olduğu için tüketiciler aynı malı diğer firmalardan daha ucuz fiyata alabilirler. Tam rekabetçi pazarlarda firmaların fiyatı olduğu gibi kabul etmelerinin ardında yatan fikirlerden biri de budur.